Merhaba arkadaşlar, yeni derse hoş geldiniz. 36. dersteyiz. 36. dersimiz Esma-ül Efal. Fiil isimleri arkadaşlar, fiilin anlamını taşıyan isimler. Örneklerle başlıyoruz yine. Heyhate en tenale ma turidu illa bil ciddi. Heyhate eşittir ba'de. Yani uzak oldu, uzaktır. Nerede diyoruz ya bu. Heyhate entenale. Ulaşman uzaktır. Entenale elde etmen, ulaşman. Ma o şeye ki turidu dilediğin şeye. Ma ellezi anlamındaki ma. Turidu dilediğin şeye ulaşman, elde etmen ba'de uzak oldu. İlla ancak bir ciddi. Ancak ciddiyetle ulaşabilirsin. Heyhate eşittir ba'de. Üffin, üffin lil kusala. Etadaccaru minhum. Onlardan sıkılıyorum demektir. Etadaccaru burada sıkılıyorum demek. Üffin eşittir etadaccaru. Sıkılıyorum lil kusala tembellerden. Tembellerden sıkılıyorum. Kusala kesilen kelimesinin çoğuludur. Tembel adamlar demek. Üffin eşittir etadaccaru. Müzari fiilin anlamını taşımış. Üstteki heyhate mazi fiilin anlamını taşımıştı. Üffin ise etadaccarun anlamını taşıyor. Bunlar yüzlerce fiil değildir. Bunlar azdır. Ancak ezberleyerek bilebilirsiniz. Çok kullanarak öğrenebilirsiniz. Aşina olabilirsiniz. Ama öyle onlarca yüzlerce değil yani. Azdır bu fiiller. Yani çok fazla kullanılır. Taş çatlası 10-15 tanedir yani. Öyle öteye gitmez. Sah var arkadaşlar. Eşittir uskut. Bu da emir kipinin anlamını taşımış. Sah an kabihil kelam. Kötü sözde sükut et. Kötü söz söyleme. Uskut demektir arkadaşlar. Uskut an kabihil kelam. Ey uskut anhu. Ondan sükut et. Burada sah emir kipi anlamını taşıyan isim fiildir. Uskut anlamını taşımaktadır arkadaşlar. Üç tane gördük. Biri mazi fiilin anlamını, biri müzari fiilin anlamını, biri de emir kipinin anlamını taşımakta. Bunlar isimdir. Fiil anlamı taşıyorlar. Esma-ül Efal diyoruz bunlara. Heyhate fil misalil evvel. Birinci örnekte arkadaşlar. Fiha ma'nen fi'lil mazi. Onda mazi fiilin anlamı vardır. Heyhate de mazi fiilin anlamı vardır. Li'enne ma'nahu. Çünkü onun anlamı ba'udedir. Lakinneke ancak sen ida aratta sunarsan, arz edersen fiha bunlara alametel fi'lil mazi, mazi fiilin alametini bunu arz edersen keta'u teynis gibi ta'u zamir gibi lem tekbelha bunlar bu alametleri kabul etmezler. Fehiye o zaman bu heyhate ve benzerleri iden o zaman leyset fi'lil mazi bunlar fiilen maziye, mazi fiil değildirler. Ve innemâ hiye ismun, bunlar isimdirler bi ma'nen fi'lil mâzi. Mazi fiilin anlamını taşıyan isimdirler. Umarım anlaşılıyordur arkadaşlar. İkinci paragrafa geçiyorum. Üffin kelimesini açıklıyor bize. Üffin fil misali sen, ikinci örnekte. Fiha, onda ma'nen fi'lil muzari. Muzari fiilin anlamı vardır. لِأَنَّ مَعْنَاهَا çünkü üffin kelimesinin anlamı اَتَوَجَّرُ sıkılıyorum dur. لَكِنَّهَا ancak bu üffin لَا تَقْبَلُ عَلَامَةَ الْفِعَلِ الْمُضَارِعِ müzari fiilin alametlerini kabul etmez. Nedir? Ne gibi alametler? سِنْ سَوْفَ gibi mesela سَيَفْعَلُ سَوْفَ يَفْعَلُ diye bildiğimiz سِنْ سَوْفَ var arkadaşlar. Tenfis harfleri. Bunlar müzari fiilin başına gelebiliyor normalde ama müzari fiilin anlamını taşıyan şu üffin kelimesi arkadaşlar sin ve sofeyi kabul etmez. Fehiye bu üffin iden o zaman leyset bi fi'lin mudari'in. Müzari fiil değildir. Ve innema hiye ismun o bir isimdir. Bi ma'nen fi'lin mudari'in. Müzari fiilin anlamını taşıyan bir isimdir. Üçüncüsü sah. Bir misal isteriz. Üçüncü örnekte sah. Fiha bu sah kelimesinde ma'nen fi'lil emri. Emir kipinin, emir fiilinin anlamı vardır. Li'enne ma'naha çünkü bunun anlamı uskuttur.
Gayrı ancak enneha bu sah la tekbelu alamete fi'alil emri. Emir fiilinin anlam alametlerini taşımaz, kabul etmez. Emir fiilinin alametlerini kabul etmez. Ne gibi emir fiilinin alameti? Ya'l muhataba gibi, uktubi diyoruz ya, ya'l muhataba var sonunda. Bu gibi alametleri sah kelimesi kabul etmez. Fehiyye ile o zaman sah kelimesi leyset fi'ale emrin, emir fiili değildir. Ve innema hiye o ismun, bir isimdir. Bi ma'na fi'alil emri, emir fiilinin anlamını taşıyan bir isimdir. Fe'adil kelimatu, bu kelimeler, ve ma yushbihuha ve onun benzerleri, esma'un, isimdirler. Bi ma'nel ef'al, fiil anlamında isimdirler. Felihaza, bundan dolayı tüsemma esma'l ef'al, bunlara esma'l ef'al denir. İsimdirler, fiil anlamı taşırlar. O yüzden esma'l ef'al denir. Ey el esma elleti, o isimler ki bi ma'nel ef'al, fiillerin anlamını taşıyan isimlerdir. Feheyhate ismu fi'alin madin, mazi fiilin ismidir. Ve uffin ismu fi'alin muzari'in, muzari fiilin ismidir. Sah ismu fi'alin fi'ali emrin, emir fiilinin ismidir arkadaşlar. Üç tane örnek verdik, yani üç tane tek yok. Pekala, ismu fiilin tanımını yapıyor, kaide kısmındayız. İsm fiil nedir arkadaşlar? Kelimetün, bir kelimedir. Tedullu ala ma yedullu aleyhil fi'lu. Fiilin delalet ettiği şeye delalet eden isimdir. Kelimetün, bir kelimedir. Tedullu, delalet eder. Ala ma, o şeye ki. Yedullu aleyhil fi'lu. Fiilin delalet ettiği şey. Bakın sıla cümlesi. Ma'yı açıklamış. Fiilin delalet ettiği şeye delalet eden kelimedir. Gayrı ancak enneha, bu isim fiiller la tekbalu alametehu, fiilin alametlerini kabul etmezler. Fiilin alametlerini kabul etmezler. Vahva, bunlar ala selaseti aksam, üç kısma ayrılır. İsim fiiller üç kısma ayrılır. Yani mazi fiil anlamını taşıyan, müzari fiil anlamını taşıyan, emir fiil anlamını taşıyan diye üç ayrılır. Bir, İsmul fi'lil madi, mazi fiilin ismi, mazi fiilin anlamını taşıyan isimler. Örnek, heyhate, eşittir bimana ba'de. İkinci fiil, şettane, bimana iftereka, iftereka ayrıldı. Üçüncü fiil, sur'ane, bimana seru'a, yani hızlı oldu anlamında. Sur'ane isim fiildir, seru'a anlamını taşımakta. Sur'ane eşittir seru'a, yani hızlı oldu, seri oldu. Bat'an kelimesi, but'an veya bat'an diye okunur arkadaşlar. Bimane batu'a, bu da yavaş oldu anlamında. Bakın birkaç tane isim fiil örneği verdik mazide. İkincisi, müzari fiilinin anlamını taşıyan isimler. İsmu fi'lil mudari'. Örnek, mislu uffin. Bimana etavaccaru, ben sıkılıyorum. Aveh ya da vah gibi fiiller. Bimana etavaccaru, acı çekiyorum. Yani bu Türkçe'de ah, uf diyoruz ya, aynı kelime arkadaşlar. Bunlar acı anlamını ifade eden isimlerdir. Ah, uf, başım diyoruz ya arkadaşlar. Bu anlamı burada ifade ediyor. Aveh ve ah gibi kelimeler var. Bunlar etavaccaru, acı çekiyorum anlamındadır. Veil ya da vahen kelimeleri var. Bu da ete'accabu. Hani biz Türkçe'de diyoruz ya, wow, ne gulatta adam diyoruz, nasıl bir araba diyoruz, ne kadar büyük bir ev diyoruz mesela. Wow diyoruz ya, o ifade arkadaşlar. Bunlar isim fiildir. Ete'accabu, şaşırıyorum. Yani şaşkınlık hissediyorum gibi anlamlar taşıyor. Ya da bakın kelimesi var. Bu da estahsinu. Estahsinu, hoş görüyorum. Hoş görüyorum. Bakın, ne hoş bir şey anlamında bir ifade. Bunlar ilk defa bir şey duyuyorsunuz arkadaşlar. Garipsemenize gerek yok. Birkaç tanesi böyle aklınıza tutabilirseniz iyi olur. Arapçada çok çok fazla kullanılan bir yapı değil ama kullanılıyor.
karşınıza çıkar. Bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Mazi fiilin anlamını taşıyan isimler dedik. Heyhate, şettane, sur'ane ve but'an veya bet'an kelimelerini kullandık. Muzari fiilin anlamını taşıyan isimler ismu fi'lil mudari. Örneklerimiz uffin, evve, ah, vav yok sayın arkadaşlar bu atıf harfi. Ah diyorsunuz ya, acı çekmek anlamını ifade ediyor. Vey, vahel gibi kelimeler, bunlar da şaşkınlık ifade ediyor. Bakın kelimesi de hoş görmek anlamını ifade ediyor. Muzari fiildi bu da. Muzari fiilin anlamını taşıyan isim fiillerdi. Şimdi üçüncüsü de emir küpünün anlamını taşıyanlar. İsmi fiali el-emri. Emir fiilinin anlamını taşıyan isimler. Örnek, amin. Bunu çok kullanıyoruz. Fatiha suresi bitince namazlarımızda amin. Yani ya Rabbi duamızı kabul et demektir. Yani istecip demektir arkadaşlar. İstecip, icabet et. Duamızı kabul et demektir. Emir küpünün anlamını taşıyan bir isimdir. Amin. Sah kelimesi var. Üskut anlamında, sus anlamında, sükut et anlamında. Sah kelimesi isim fiildir. Emir anlamı taşıyor. Meh kelimesi var. Bir mana inkefif. Yani dur. Sakin ol anlamında dur demektir. İnkefif. Meh kelimesi sah gibi isim fiil emirdir. Evet. Ruvayda var. Ruvayda. Cümle kurulmuş. Ruvayda ehake. Yani emhilhu. Ona mühlet ver demek. Ruvayda ehake. Kardeşine mühlet ver anlamında. Ona zaman ver. Ruvayda ke ehake. Ehake. Burada da arkadaşlar Ruvayda ke şeklinde de kullanılıyor. İkisi de emhilhu. Ona mühlet ver demektir. Ruvayda ehake. Ruvayda ke ehake. Yani ke ile de kaf-ı hitapla da kullanılabiliyor bu. İkisi de emhilhu demektir. Ona mühlet ver. Helümme ileyna. Helümme bir mana ta'al. Gel. Ta'al. Helümme ileyna. Bize gel. Bize gel. Şeklinde. Belhe kelimesi var. O da belhe şerra bir mana da'hu ya da utrukhu. Yani onu terk et. Belhe eşşerra şerri. Kötülüğü terk et anlamında kullanılan bir isim fiildir. Bir mana da'hu, onu terk et. Utrukhu, onu terk et. Hake, bakın. Hake'l kitab. Ya da ileykehu, yani ileykel kitab. Ya da duneke, duneke'l kitab, dunekehu. Bunların hepsi huz anlamındadır. Yani onu al. Hake'l kitab, al kitabı. İleykel kitab, al kitabı. Duneke'l kitab, al kitabı. Tut kitabı gibi anlamları var. Bunlar daha çok kullanılıyor. Mazi müzari nazaran bunlar daha çok kullanılıyor. Aleyke, bakın size kalsa belki car mecrur dersiniz buna. Ama car mecrur dışında bir de aleyke var. Aleyke nefseke ya da aleyke bi nefseke. İkisi de kullanılıyor. İlzim ha. Yani sen kendi işine bak. Sen nefsine bak. Nefsin sana lazım. Yani ilzim ha. Onu kendine lazım gör. Aleyke nefsek, sen işine bak demek, sen nefsine bak demektir arkadaşlar. Bu da emir kipidir. Emir kipi anlamı taşıyan isim fiildir. İlzem anlamında kullanılmış. İleyke anni, ileyke anni. Bir mana, tenahha anni, yani benden uzak dur, bana karışma. Benden beri ol anlamında. İleyke burada car mecrur gibi görünüyor. Ama car mecrur değil burada. Burada isim fiildir, emir kipinin anlamını taşıyor. İhi. Bimana imdi fi hadisik. Yani sözünü bitir anlamında. Artık yeter ya, uzatıp durma gibi bir anlam var. İhi. Bimana imdi. İmdi fi hadisik. Sözünü geçmişte bırak. Yani artık sus, konuşma. Ya da tam tersi bir anlamı da var bunun. Ev zidni minhu. Biraz daha fazla konuş. Anlamı da gelebiliyor. İhi'den. İki anlam da çıkıyor arkadaşlar. Hayye ala salah. Bu çok kullanılıyor malumunuz. Ezan-ı Şerif'te var. Hayye ala salah. Bir mana helümme ile salah. Haydi namaza demek arkadaşlar. Hayye, haydi anlamında kullanılıyor. Haydi namaza ala salah. Ve hayye, burada da ya da alel hayr. Hadi hayra, hayırlı işe. Hayye alel ilm, haydi ilme. Bunlar hayye kelimesinin kuyrukları. Hayye, haydi. Ala salah, alel hayr, alel ilmi. Nokta, nokta, nokta. Hayye kelimesi bir mana helümme. Haydi, gel. İlerleyelim bunlara.
Yani ekbil aleyhi, onlara yönel demektir. Epey aldım, bu kadar beklemiyordum ama emir kefinden yazarımız epey örnek verdi. Heyya, heyte, heytelek, bakın 2-3 tane, bunlar da kullanılabiliyor. Çok yaygın olmasa da kullanılıyor. Bir mana esra'a. Heyye, bakın yukarıdaki harfiyle bu yumuşak heyle. Heyye, heyte, heytelek, bunlar esra'a, esri'a. Hızlı ol anlamında. Mekanek var. Mekanek bir mana üsbut. Yani sabit kal, yerinde kal demektir. Emamek bir mana tekaddem. Emamek, hadi yürü, önüne bak demektir. Varaek biraz, o da arkana bak veya yavaşla anlamında. Varaek bir mana teahhar. Biraz yavaşla, biraz gecik. Çok hızlı gidiyorsun. Şu üç tane kalıba dikkat edin. Nezali hadali deraki kalıpları var. Bu İnzil, ihdir, edrik anlamında. Yani nezali eşittir inzil, in aşağı. Hadari, ihdar, dikkat et. Deraki, edrik, idrak et, anla gibi anlamlar taşıyor. Emir kipinden epey örnek verildi. Emir kipleri arkadaşlar daha çok kullanılıyor mazi müzare nazaran. Bunlar isim fiildir. Hepsini ezberlemeniz belki biraz zor ama böyle görmeniz gerekiyor bunları. Bir duymanız gerekiyor arkadaşlar. Arapçada var olan bir kavramdan bahsediyoruz. İsim fiil var Arapçada. Ve özellikle şu emir kipindeki o kalıplar epey kullanılıyor. Romanlarda çok var. Efendim günlük konuşmalarda da çok var. Hatta Amice'de de çok kullanılıyor bunlar arkadaşlar. Bilmemiz gerekiyor, duymamız gerekiyor. Hepsini ezberlemek zordur. Ama dediğim gibi kullandıkça aşina olunabilecek kalıplar. Öyle her gördüğümüz aleyke, ileyke biz car mecrur olarak ifade etmeyeceğiz. Bir sonraki başlığımız İstiamalu esma'il ef'al ve ameluha. Bunun kullanımı ve ameli. Bunlar nasıl amel ediyor? Fail meful alır mı, almaz mı? Kullanımı nasıl? Şimdi burayı göreceğiz arkadaşlar. Örnek: aleyke nefseke, aleyki nefseki müennes, aleykuma enfusu enfusekuma. İkiniz demek, iki erkeğe hitap ediyor. Aleykum enfusukum. Aleykunne enfusukunne. Gördüğünüz gibi kullanımı tekil ikil çoğul, müzekker müennes uyumu istiyor. Birazdan kuralları varsa aşağıda göreceksiniz. İkinci satıra bakın. Dûnekel kitâbe bel heşşevve ruveyden mu'asira. Hiçbir yorum yapmıyorum, yorum sokuyorum. Üçüncü örnek. Üffin lil mühmili. Üffin lil mühmili. Mühmil ihmalkar demek. Üffin kelimesini zaten yukarıda hatırlarsınız. Sıkılıyorum anlamında. Şettâne mâ beynel âlimi vel cahili. İftaraka, yani nerede alim nerede cahil arasında çok fark var demektir. Şimdi üç tane grup okuduk. Kaidesine bakıyoruz. İsmül fi'l yelzemu sîgaten lil cemi'a. Bir tane sîga vardır. Hepsine kullanılır. Tekil ikil çoğul sadece zamir belki değişir, sonundaki zamir. Bir tane sigası hepsi için gelir. Mesela sah dersin, lil vahidi müfred için, vel müsenna ikil için, vel cem çoğul için, vel müzekker erel için, vel müennes dişil için, hepsi için tek bir kalıp kullanılıyor. İlla ancak ma o kelime ki lahikatuhu ona bitişiyor. Ma lahatatu kaful hitab. Hitap kafı bitişir sonuna. O değişebilir. Hitap kafı bitişir. Ke, ki, kuma, kum var ya, bunlar arkadaşlar. Hitap kafı. Bunlar değişebilir. Fe yura'a fihi el muhatab. Muhataba riayet edilir. O kaful hitapta muhatabın konumuna göre konuşulur. Erkekse ke, bayansa ki, kuma, kunne. Bunlar değişir. Kema terafil enfiletil ula, birinci örneklerde gördüğün gibi arkadaşlar. Amelini okuyoruz şu an. Kullanım ve ameli. Bakın hemen ikinci paragrafta nasıl bir bilgi verecek bize. Ve ya'melu ismul fi'l, isim fiiller amel eder. Amelel fi'li, fiilin amelini yapar. Ellezi o fiil ki huve bima'nahu, hangi fiilin anlamını taşıyorsa o fiilin amelini yapar. O fiil gibi fail mefru alır.
فَاِنْ كَانَ بِمَعْنَا الْفِعَلِ الْمُتَعَدِّي Eğer ki müteaddi bir fiilin anlamını taşıyorsa o zaman ihtiyacı, muhtaç olur. اِلَى فَاِلٍ وَمَفْعُلُ بِهِ Hem faile hem mef'ul bi'ye muhtaç olur. Müteaddi bir fiilin anlamını taşıyorsa hem fail alır hem mef'ul bi'ye alır. Örnek دُونَ كَلْ كِتَابَ كَلْ كِتَابَ بَلْ هَ بَلْ emir kipi anlamı var bunlarda. Ente failleri. Bel heşşerre, şerre kitabe, bunlar da meful oluyor. Ve inkâne bimâne fiil lazım. Lazım fiilin anlamını taşıyorsa bu isim fiiller, o zaman ihtâce ile fa'lin fakat. Sadece faile muhtaç olur. Örnek üffin lil mühmili. Üffin, yani üffin neydi? Etavaccaruydu değil mi? Ben sıkılıyorum. Sadece fail alıyor, meful yok. Dolaylı mefulleri katmıyoruz. Doğrudan müteaddi değil. Şettane ma beynel alim ve cahil. Alim ve cahil arasında ne kadar çok fark var. Şettane. Şettane iftaraka. İftaraka ma beynel alim ve cahil. Şu dipnota bakalım arkadaşlar. 2 ile 3'ün dipnotuna. Şöyle bakıp sonra devam edelim. 2'de ne diyor? Üffin isim fiildir. Muzarete bir mana etadacarıdır. Mebnidir, kesrar üzere. İrab'da la mahalle lehu ne diyelim? İrab'da mahalli yoktur. Faali damir müstetirdir. Takdiri enedir. Üffin ene etadacarıydı. Şettane'yi söylüyor az önceki okuduğumuz örnek. İsim fiildir. Mazi fiil olan iftaraka fiilin anlamını taşır. Fetha üzere mebnidir. Şettane hiç değişmez. İrab'da mahalli yoktur kendisinin ama ma ismi usuldür. Şettane ma beyne dedi ya ma beynel alimi vel cahili ma İsmi usuldür, mebnidir, sükun üzere. Mahallen merfu, ma'nın kendisi arkadaşlar burada failmiş. Enne failu şettane. Hemen bakıyoruz oraya. Dipnotları yok saymayalım. Şuradan bahsediyoruz şettane. Ma arkadaşlar, şettane. İftaraka yani, ayrıldı. Ma beynel alimi ve ma'u şey ki beynel alimi vel cahil. Alim ve cahil arasında olan şey. Ma ismi usul anlamındaki ma. Burada arkadaşlar fail konumunda kullanılmış. Birazcık gıcıktır. Sınavda böyle zor sorular gelmez ama duymanızı ben arzu ediyorum. Temrin lil i'rab. İ'rab için alıştırma. Heyhate bulugul mezli illa lidil ciddi. Heyhate. Neydi heyhate? Ba'ude. Heyhate bulugul mezli. Mez burada kıymet, değer, yüksek şeylere ulaşmak. Heyhate ba'ude. Yani uzak oldu. Fail konumunda. Bulugul mezli fail konumunda. İlla lidil ciddi. Yani ciddiyet sahibi ancak ulaşabilir o makamlara. Evveh lima fateni. Vah diyor, vah diyor kaçırdığım şeylere. Evveh burada üzüntüsünü ifade ediyor arkadaşlar. Ah vah çekiyor. Lima fateni kaçırdığım şeye. Ahin lima nabeni. Ahin yine ah lima nabeni. Nabede yani bana ulaşan bu şeye ah ah keşke başıma gelmeseydi gibi bir ifade arkadaşlar. Yani anlamını da bu şekilde değerlendiriyoruz. Üzerine fiil gibi durmuyoruz ama bu kullanımları duymanız gerekiyor. Sah var burada. Üskut anlamında değil mi? İzâ tekelleme men huve e'lem minke. Senden daha bilgili biri konuştuğunda sükut et. Dinle. Onu dinle. Sah, üskut anlamında kullanıldı. Hayye kelimesini hatırlayalım. Hayye alessalâ teâlâ yani. Gelin. Namaza fe inne fiha el bereke onda bereket vardır. Hadari el ihtam ala ma yedurru el umme. Ümmete zarar veren şeyden sakın. Hadari ihzar sakın. El ihtam atılmaktan. Ala ma yedurru el ümmete. Ümmete zarar verecek şeye atılmaktan sakın. Hadari faali kalıbı üç harfi fiillerde faali vezne İsimler sokulduğunda isim fiil anlamı taşıyor. Böyle bir kural var ama şu an bu boyutta onu öğrenmiyoruz. Sadece duymanızı istedim. Herhalde tamamladı yazarımız bu dersinde. Evet. Başka bir derste görüşmek ümidiyle arkadaşlar.